Ben uzun yıllar can simidiyle yüzdüm. Sosyalleşmek amacıyla yüzdüğüm için. Amcam Avrupa Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi. Amcam Olimpiyat ikincisi olduğunda ben işte hep dedeme, dede acaba ben de bir gün şampiyon olsam benim için davul çaldırır mısınız derdim. Dedem de sen de şampiyon ol tabii davul çaldırırız. Hep onun hayaliyle büyüdüm. Acaba bir gün ben de şampiyon olabilir miyim? Bu insanlar da beni böyle görüp eğlenip mutlu olabilirler mi? Ben de böyle bir gün televizyonda izleyebilirler mi diyerekten çalıştım her gün. Onun hayalini kurdum. 2007 birinci Karadeniz oyunlarında Trabzon'da ilk defa can simidini çıkartarak yüzmüştüm. Ve ondan sonra bu işi başarabileceğimi düşündüm. 2010 yılında milli takıma girdim ve 2010 yılında dünya altıncısı oldum girdiğim yıl. 2011 yılında Avrupa şampiyonumuz vardı ve oradan madalya bekliyordum. Avrupa şampiyonu olduk. 2012 Londra Paralimpik oyunlarında final yüzdüm. 2015'te dünya üçüncüsü oldum. Anlatılana göre ben çok hatırlamadığım zamanlarda ben evimden çıkmaz, kapımın önünde biri görür diye çıkmaz, bir kıyafetim kirlenir diye oturmayan bir insanken, okula zorla gönderilmiş bir insanken ben şu an bir yüksek okul okuyorum ve geleceğe dair hedeflerim var, bir kitleyi yönetmek istiyorum belki de. Bunu sporla başardım. Spordaki o ortam, o sporun verdiği özgüven, çalışma hırsıyla kazandım. Benim en büyük hedefim Paralimpik oyunlarında madalya almaktı. 2016 Rio Paralimpik oyunlarında kısmet olmadı. Doğal olarak 2020'yi ertelemiş olduk bu hedefi. Bunu ben başardıysam herkes başarabiliyor. Onlar engelleri kaldırıp da ben bir şeyler yapabilirim dedikten sonra ve artık bir şeylere talep etmeye başladıktan sonra her şeyin yoluna gireceğine eminim.